Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün paylaşacağım videom topuk çatlakları. Topuk çatlaklarına nasıl çözüm uygulayabiliriz, nasıl giderebiliriz? Onun kürünü paylaşacağım arkadaşlar. Çok etkili bir yöntem diyebilirim. Topuk çatlaklar neden oluşuyor? Ayağımızdaki topuk kısmını ayağımızı nemlendirmiyoruz. Nemlendirmediğimiz için kuruluk oluşuyor ve yanlış ayakkabı terlik seçimi yaptığımız için ve aynı zamanda ayakta fazla durduğumuz için topuk çatlakları oluşuyor ayaklarımızda. Çatlamalar oluşuyor. Bu çatlakları nasıl giderebiliriz? Düzenli bir kullanımda uygulayın. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Yapın yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Size en kısa zamanda dönüş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kürümün yapımına geçiyorum. Adım adım uygulayacağız. Önce kürümü uygulamak istiyorum. Kürümde bildiğimiz saf zeytinyağı kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tabağıma ilave ediyorum. Hindistan cevizi yağı ben önceden erittim. Hindistan cevizi yağı bir tatlı kaşığı ilave ediyorum. 3 yağdan oluşuyor. Çörek otu yağı kullanacağım veya susam yağı da olabilir, badem yağı da olabilir. Şu anda çörek otu yağı olduğu için ben çörek otu yağı kullanıyorum. Susam yağı da olabilir dediğim gibi. Bir tatlı kaşığı ilave ediyorum. 3 yağdan oluşuyor. Karıştırıyorum. Eğer isterseniz yağlar elinizde yoksa sadece vazelini de topuk kısmına kullanabilirsiniz. Bu yağlarımı her gün kullanabilirsiniz. Akşam yatmadan önce topuklarınıza uygulayabilirsiniz. Hazırladığım yağımı bir kenara koymak istiyorum. Bir kür daha yapacağım sizlere. Kürlerimi hazırladıktan sonra kendi ayağıma uygulayacağım. Size göstereceğim nasıl olduğunu. Pirinç unu kullanacağım. Bir yemek kaşığı pirinç unu tabağıma ilave ediyorum ve elma sirkesi veya üzüm sirkesi de olabilir. Göz kararı ben ilave ediyorum ama şimdi size ölçü vereceğim. Bakacağım. 4 yemek kaşığı sirke ilave ettim. Karıştıracağım şimdi. Kremsi bir hal alacak çünkü. Karıştırıyorum. Bu kürümüzde topumuzdaki oluşan ölü derileri, hücreleri ovalayarak atacağız ve gidereceğiz. Evet, hazır. Yağımı ve topuk kısmına peynik yapmak için pirinç unu sirkeyi hazırladıktan sonra bir kenara almak istiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Su. Ayağımızı hazırlayacağım. Suda 15 dakika bekleyeceğiz. Şöyle bir kovan var. Ayağımı içine koyarak size göstereceğim. Ilık suyumu ilave ediyorum. Suyumun içine gül suyu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı. Birkaç damla limon sıkacağım. Eğer cildiniz kuru ise veya alerjiniz varsa limon ilave etmeyebilirsiniz. Birkaç damla limon sıkıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 15 dakika ılık suda ayağımızı beklettikten sonra hazırladığımız sirke ve pirinç ununu topuk kısmına peynik yapacağız. Topuk kısmımızı ovalıyoruz. 5 dakika ovalıyoruz. Ölü deriye, ölü hücreleri atmak için ovuşturuyoruz. Topuk taşı da kullanmıyorum ben. Kullanmak isteyenler olursa uygulayabilirler. Diğer ayağıma geçeceğim. Alıyorum. Ayağıma topuk kısmını 5 dakika bu ayağımı da ovalıyorum. Ayağımızdaki topuk çatlakları neden oluşuyor? Sürekli krem sürmediğimiz için, yağlar sürmediğimiz için, nemlendirmediğimiz için bir sebep. Ovaladıktan sonra tekrar ayağımı suya koyuyorum ve yıkıyorum ayağımı. İsterseniz tüm ayağınıza da peynik yapabilirsiniz. Ayağımı yıkadıktan sonra ayağımızı havluyla bütün ayağımızı kuruluyoruz. Hazırladığım yağı ayağıma uyguluyorum. Topuk kısmını ovalayarak yaparsanız daha iyi olur. 2-3 dakika masaj yapıyoruz. Bütün ayağınıza da uygulayabilirsiniz. Sonra ne yapıyoruz? Ayağınızı, çorabınızı giyiyorsunuz. Bütün gece ayağınızda duruyor çorap. Sabaha kadar, sabah kalktığınızda topuğunuzun yumuşacık olduğunu, ayağınızın ipek gibi yumuşacık olduğunu ve düzenli kullanımda çatlakların giderildiğini göreceksiniz. Videom bu kadardı. Farklı bir video çektim sizlere arkadaşlar bu videomla. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.